Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Excel'de iç içe formül yazımlarını örnek bir yıllık izin hak ediş tablosu üzerinde sizlere göstereceğim. Dilerseniz videomuza başlayalım. Öncelikle çalışan bir personelin çalıştığı gün sayısını hesaplamak için gün tarihinden, yani bugün tarihinden sürekli tabloyu açtığımız zaman yenilenecek olan bugün tarihinden personelin işe giriş tarihini çıkarttığımız zaman çalıştığı günü buluruz arkadaşlar. Ve biz bunu yıla bölmek istiyoruz. Yani yıl cinsinden göstermesini istiyoruz. Ayrıca bu yıl cinsinden de küsurat göstermesini istemiyoruz. Öncelikle eşittir dedik. Bugünü alıyoruz ve bugünü personelin giriş tarihinden çıkartıyoruz. Fakat biz formülü aşağı doğru indireceğimiz için her iki alanda dinamik olduğundan formüller aşağı doğru kayacaktır. Bu nedenle bizim bugün tarihini sabitlememiz gerekiyor. Bunu da F4 tuşuna basarak yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda burası gün cinsinden bize veriyor sonucu. Biz bunu yıla çevirmek istiyorsak bir yılda 365 gün olduğu için bölü 365 diyeceğiz. Fakat bölme işlemi işlem sıralamasında çıkartmadan önce geldiği için bize hatalı sonuç verecektir. Bu nedenle çıkartma işlemini parantez içerisine alıyoruz ve doğru sonuca ulaşmış oluyoruz. Şimdi burada da bildiğiniz üzere kıdem hesaplanırken yılın tamamlanması baz alınır. Bu nedenle biz çıkan sayıları yuvarla veya yukarı yuvarla şeklinde değil de aşağı yuvarlı şeklinde yeniden formülize edeceğiz. Bu formülle kıdemdeki bütün küsuratları aşağı yuvarlamasını sağlayacağız arkadaşlar. Ne diyorduk? Aşağı yuvarla. Aşağı yuvarla dedikten sonra bu parantez bizi ana parantez olarak ayıracağı için eski parantezimizi yeniden tamamlıyoruz. Sayı kısmımız burada oluşmuş oluyor. Kesir hanesini kaç tane istiyorsak oraya rakam yazmamız gerekiyor. Yani bir yazarsanız virgülden sonra bir haneye yuvarlar. Biz sıfır yazıyoruz ve tam sayıya çevirmesini istiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aşağı doğru yuvarlayarak tam sayı şekline getirdi. Ayrıca belirtmek istediğim bir husus var. Bundan sonra bu video dahil çekeceğim tüm videolarda yapmış olduğum örnek çalışmanın tablosunu açıklamalar kısmında bir linkle sizlere paylaşacağım. Oradan örnek dosyaya ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci kadememize geçelim. Personelin kıdemini hesapladık. Ne kadar süredir bizle çalıştığını bulduk. Şimdi bu çalışma sürelerine göre yıllık izinleri hesaplatmaya geldik. Bildiğiniz üzere genel iş hukukuna göre 1 ila 5 yıla kadar çalışmış olan personellerin yıllık izin süreleri 14 gündür. Her bir yıl için 5 yıldan sonra 6. yıl ve 14. yıla kadar olan süre her bir yılda 20 gündür. 15 yıl ve üzeri olduğu zaman da her bir yıl için 26 gün izin hak edişi vardır arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki biz bu tabloyu 3 ayrı koşula göre sınıflandıracağız ve 3 ayrı formülü tek bir çatı altında toplayarak süre gelen her personel için yeni hesaplama yapmasını sağlayacağız. İlk önce en küçük koşulumuzdan başlıyoruz. 1 ila 5 yıla kadar olan kısmı hesaplatalım. Burada kullanacağımız formül, söylediğimizde de kullanmış olduğumuz terim ise, yani eğer formülü. Eğer formülünü diyoruz ki birinci mantıksal sınamamız E5 küçük ise 6'dan, yani ilk 5 yıl için hesaplama yapıyoruz. Her bir yıl için eğer doğruysa bura çarpı 14 yapsın. Eğer doğru değilse 0 versin arkadaşlar. Ve parantezimizi kapattık. Gördüğünüz üzere 5 yıldan yüksek olduğu için
bir rakam vermedi. Evet, 5 yıl için 14 ile çarparsanız 70 gün yapar. Gördüğünüz üzere her yılı 14 ile çarparak bize bir sonuç sağladı. Burası da sıfır olduğu için vermedi. Çünkü neden? Henüz personel bu yılın içerisinde çalışmaya başlamış olduğu için izin hak edişinin bulunmadığını gördük. İkinci sınavımız ise arkadaşlar çift koşullu oluyor. Yani 6 ile 14 yıl arası. Bu da demek oluyor ki biz burada artı dediğimiz zaman eğer formülü bize yeterli gelmeyecek. Neden? Çünkü bu kısımda iki ayrı sınama söz konusu. Yani 5'ten büyük ise ve 15'ten küçük ise ve formülünü kullanarak ikinci mantıksal sınamamızı hayata geçirmiş oluyoruz. Eğer E5 sütunu büyük ise 5'ten ve yine E5 sütunu küçük ise 15'ten dedikten sonra iki koşullu yazmış oluyoruz. Eğer burası doğru ise, yani bu değerler içerisinde ise diyoruz ki zaten ilk 5 yılımız elimizdeydi. Yani 6. yıl çalışmış olabilmek için 5 yılı bitirmiş olmamız lazım. Yani burada direkt 70 gün hak etmiş oluyor. Artı diyoruz. Buradan 5'i çıkart. Çünkü ilk 5 yılı 70 rakamının içerisine eklemiş olduk. Ve burayı parantez içinde kapattıktan sonra diyoruz ki 70 artı bu sütundan 5 eksilt ve kaç görüyorsan 20 ile çarp. Ve tekrar noktalı virgüle bastık. Eğer doğruysa bunu yap. Değilse tekrar sıfır yaz. Ve parantezimizi kapattı. Tekrar aşağı doğru formülümüzü aldık. Evet, gördüğünüz üzere 15 yıla kadar çalışmış personellere formülümüzü uyguladı ve 5 yıldan az çalışan, 6 yıldan az çalışan personellerimize de formülü uygulamaya devam etti. Şimdi gelelim son koşulumuzu eklemeye. Son koşulumuz tek sınamalı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tekrar artıya basıyorum. Üzerine toplamasını istiyorum. Diyorum ki eğer burası büyük ise 14'te, yani 15 yıl ve üstünü gördüğün zaman buradaki değeri uygula anlamında bir sınama yaptık. Noktalı virgül dedik. Şimdi eğer doğruysa değer. Burada şunu anlıyoruz arkadaşlar. İlk 5 yıl için 70 günümüz vardı. Sonraki 14 yıla kadar olan kısım için 180 günümüz vardı. Yani gördüğünüz üzere 14 yıl çalışmış bir personel 250 gün yıllık izin hak etmiş oluyor toplamda çalışmış olduğu süre boyunca. Bu da demek oluyor ki eğer bir personel 15. yıl çalışmışsa ilk 14 yılı zaten hak etmiş demektir. Şuraya 250 yazdık arkadaşlar. 250'yi bir kere 15. yılda ilk 14 yıldan hak etmiş oldu. 250 yaptık. Eğer doğruysa 250 artı bura eksi 14. Çünkü neden? İlk 14 yılı 250 rakamı ile eklemiş olduk. Noktalı virgül dedik. İlk 14 yılı 250 rakamı ile eklemiş olduk ve daha sonra E5 eksi 14'ümüzü parantez içine alarak işlem önceliği verdikten sonra burayı da çarpı 14 yıldan sonra kalan süreyi 26 ile çarp
komutunu verip doğruysa olan kısmımızın değerini kapatıyoruz noktalı virgülle, yanlışsa sıfır ver diyoruz ve tekrar parantezimizi kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere 380 gün yaptı ve aşağı doğru formülümüzü indiriyorum. Arkadaşlar, artık burada yılını değiştirdiğinizden itibaren personellerin mevcut yıllık izin hak edişlerinin otomatik olarak güncellendiğini göreceksiniz. Bir yazdığım zaman 14, altı yazdığım zaman 90, 15 yazdığım zaman 276 gün yaptığını görüyorsunuz. Ayrıca dilerseniz bir tanesini sağlama ile test edelim. Burası 18 yıl çalışmış bir personel, 354 gün izin hak edişi var. İlk 5 yıl için ne yapıyoruz? 14 ile çarpıyoruz. Sonra 6'dan 14'e kadar olan kısım 9 yıl yapıyor. Burası da 20 ile çarpılıyor. Ve geriye kaç kalıyor? Burası 14 gün. Geriye kalan gün sayımız 4 gün arkadaşlar. Burası da 26'dan çarpılacak. Eşittir 5 çarpı 14. Ve formülümüzü aşağı kadar indiriyoruz. Ve çıkan gün sayısını topluyoruz. Gördüğünüz üzere 18 yıl çalışan bir personel 354 gün izin hak etmiş. Burada da sağlamamızı gerçekleştirmiş olduk. İç içe formüller yazımı ile ilgili videomuz burada sona ermiştir. Sormak istediğiniz sorular olduğu zaman yorumlara ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.